Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana Ramazan yakınlaşıyordu. Hemenizde malum Ramazan ayının ahirge 10 günlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta oturgenler. Yani o şey itikafta oturuşluklarını nöme deyip qasay bo'ladi, nima uchun o'tiriladi? O'tirishlikdan asosiy o'zi nima? Ko'zlangan narsa albatta Alloh taolo bilan xoli qolish. Yanada ko'proq Robbisiga bog'lanish. Istig'for aytish, ibodat bilan mashg'ul bo'lib dunyoni tark qilish. Ayoldan ham uzoqroq turadi. Faqat tahoratgagina tashqariga chiqadi. Faqat ibodat bilan mashg'ul bo'ladi, demak ortiqcha boshqa dunyo tashvishlaridan uziladi va masjiddan chiqmaydi. Ma'lum bir masjidga shu belgilangan joydan chiqmaydi. Masjid ichida. Endi shu e'tikofda o'tirishlik o'zi nima deilsa, ruhiy tarbiya mashoyihlari aytadiki, mana bir inson, ovqat yedi. Ovqat qanaqa ovqat yedi? Suyuq ovqat yedi, keyin quyuq ovqat yedi. Yine bir avukat gibi parıda avukat avukat gibi cahil verildi dedi, onu yeni yedi. Ki arkasından şirinlik varken şirinlik yeniyordu ki yine arkasından şaşlık gibi parıda, onu yeni hafı olmasın atkiyen adam dedi, onu yeni koyuyordu. Sasık şekilde gibi parıp, hali gibi içeri avukat hazım olmayı kıyınar parıda. Ne makıldı? Avukatını hazım kılışı kıyınar yaptı. Şimdi tabip gibi aradı. Tabip ötedi ki, oy bu dedi, cüda avukat durası. Qaytarmabsiz da hammasini yeb qo'yibsiz da tiqvarsiz ichkariga qarab endi qiynalib qolibsiz endi dedi parhez qilasiz dedi. Ozgina yemasdan ichmasdan turasiz. Qotgan non yeb turing, ozgina suv ichib turing, boshqa narsadan saqlaning deyiladi. Ya'ni parhezga buyurdilar. Endi tasavvur qilinglar, o'sha yegan narsani bir joyga jamlanglar. O'sha odamni yegan narsasini bitta tovoriga solinsa, hammasi aralashtirib hech bir o'xshov bir narsa xurmon paydo bo'ladi-da. Hech narsaga o'xshamaydigan narsa. Uning ichida moy ham bor, yog' ham bor, shirinlik ham bor, mevasi ham bor, hamma narsa bor. Juda ham bir og'ir holat. Endi majbur o'sha nima qilmasa, yeyishdan ichishdan to'xtab, ma'lum bir vaqt to'xtab turmasa, hadiga odamni yana ichi undan battar buzilaveradi. Ovqat hazm bo'lmaydi, qiyinchilik ustiga yana qiyinchilik paydo bo'ladi. Ana tabib aytadı ki, yemesinden içmesinden turun, ta iki avukat hazım bulup tozalanı olayım, dedi de. Tozalanı olayın İngiliz'den kim? Ana, ki yani yuvras deyim. Adamın dünya bilen meşgul bulup, dünyaya çalırıp, miyyası eğlenip, hemen arsa, hadi ki dünya teşvişleri yığılıp koyandı, hadi ki adam az gene yüreğini boşaltışlık için, kalbini Allah bilen bağlaş için, dünyanın ham tashvishlari bo'lgan har xil ovqatlarni ovqat nima deydi qorindan bo'shatishlik bo'shatgandek aqldagi bo'yagi dunyoning tashvishlarini bo'shatishlik uchun Alloh bilan bog'lanish o'rni bo'ladi o'sha mahalliga e'tikof. E'tikofga kirdingiz, bo'ldi, o'ylamaysiz. O'g'lim nima bo'ldi, qizim nima bo'ldi? O nima bo'ldi degan xayolni hammasini chiqarsa faqat Alloh bilan bog'lanasiz. Telefonlarni ham o'chirib tashlaysiz. Hech kim bilan aloqa qilmaysiz. Iloji boricha faqat Alloh taolo bilan yolg'iz qolasiz. Kechasi-yu kunduzi toat, ibodat, ma'lum o'sha shariat buyurgan paytdagina uxlaysiz. Qaylula deymizmi? Kechqurun ozgina uxlanadi, kechasi bilan ibodat, kunduzi bilan ibodat, Qur'on tilovati, qiyomillar ro'za tutiladimda shunday. Demak, ana o'sha bilan mashg'ul bo'ladi, haligi odam nima qiladi? Aqldagi boyagi dunyoga chalg'ib ketgan narsalarni, aralashib ketgan narsalarni tozalab oladi. Telefoni so'lib ketsa, fleshkani tozalaysizmi? To'xtaysiz, tozalamasam qotib qolyapti deysiz, o'sha kallaning qotib qoladigan joyini to'xtatib, sal o'ziga keltira olishlik ana o'sha etika. Anamdan ki namozingizni haligi viruslar va qotib qoladigan narsalarni chiqarib tashlaganingizdan keyin Alloh bilan yolg'iz halovat bilan
imanın lezzetini his kılgan halette ibadet kılas da. Yani o şanı yolga koyuşluk böyle yalnız kalış. Yani bunu üzlet kan deyilendi. Üzlet ne? Adamlarga anlaşılıkını muhalata deyildi. O'zini yolg'iz Alloh bilan qolishligini uzlat deyiladi. Uzlatga chiqib ketadi, ba'zida toqqa chiqib ketadi. O'sha toqqa chiqib ketishdan maqsad nima desa, odamlarga zulm qilishlikdan o'zini tiyish deydi. Odamlarga o'zini zararini tekizmasligi uchun iloji boricha bir chetga chiqib oladi-da, faqat taoat bilan ibodat bilan mashg'ul bo'ladi, odamlarni g'am tashvishi boshqasidan uziladi, Alloh bilan yolg'iz bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaş yetkenleri de yani şuna pengi müşriklerinin bu sarangı sığınışları adamlarının kul kulup satışları her türlü şunu koşuyduyan hırafat işleri Peygamber aleyhisselamın ilmelerine tekken idi, medenlerine tekken idi. Şuan için onlardan yalnız kalıp özleri İbrahim aleyhisselamın ibadetleriyle tahannüs ibadetle meşgul yediler. Şubilen demek uzlatga chiqib ketganda keyin vahiy nozil bo'la boshlagan. Demek e'tikof degani nima ekan? O'sha odamni bir o'zini aqlini rasolat Alloh bilan bog'lanib olib, dunyo tashvishlarini sal unutib, undan keyin dunyoni suv bo'lsa ham Allohga tavakkul qilib ibodatingizni amalingizni qilib yuraverasiz-da. Ortiqcha g'am tashvish, dunyoga g'am tashvishni demak unutasiz. Xuddi chillada o'tirgandek ha, adam yalqız Rabbisi bilan birga bo'lishlikni demak o'sha e'tikof deyiladi. E'tikofga kirgan odam masjidda yeb-ichlik o'sha yeb-ichlikni muboh bo'ladi. Uydagilar ovqat qovoq kelib beradi. O'shani yeydi. Faqat tahoratga hojatga chiqadi. Boshqa payt masjidda ibodat bilan bo'ladi. Yana bu kechada Qadr kechasi bor. Ana shu Qadr kechasini topishlik uchun ko'proq tunlarni bedor o'tkazadi. Qiyomullayl kechalarini ibodatlar mashg'ul bo'ladi. Ramazon oyida nihoyatda katta ajrga, savobga ega bo'linadigan ishlardan bittasi mana shu e'tikof. Ayollar o'zlarining uylarida maxsus joy qilib qo'yadi, o'sha yerda o'tiradi. Mana e'tikofning ozi, misol uchun erta tongda borib, bir kun o'tirishsa mumkin, ikki kun o'tirishsa mumkin, xohlang 10 kun o'tirishsa mumkin. E'tikofga niyat qilib kirasiz. Ana o'sha bilan payg'ambar alayhisalom bir sunnatni, demak, ixlos qilgan bo'lasiz. Allah hammamizga shunaqangi bir taqvo, ibodat, zikr, e'tikofda qolishlikning beriladigan fazilatlardan Alloh hammamizga rahmat eylasin.